Anadolu'nun son 50 yılın en önemli yazarlarından ve en renkli bestecilerinden biri olarak tanıyor. Türkiye ise onu artık bir kült haline gelen Çölde Çay filmiyle. Afrika seyahatine çıkan bir çiftin bu seyahatte önce başkalarından sonra da birbirlerinden kopuşunu, yalnızlıklarını, çevreye ve kendilerine yabancılaşmalarını anlatan film aslında bir roman uyarlaması. Türkçe'de Çölde Çay olarak bilinen ama orijinal adı Esirgeyen Gökyüzü olan roman sizlere anlatacağımız yazarımızın en çok bilinen romanı. Sadece biz değil, dünyada pek çok gezgin bu yazarın, bu kitabın izinden romanın yazıldığı coğrafyayı koklamak, çölde çayın çekildiği mekanları görmek, yaşadıkları ruhsal çölleşmeyi uzaklarda egzotik bir ülkede burada temize çekmek için bu ülkeye geliyor. Bizse biraz onu tanımak, biraz da bu kadar renkli bir kişiliğin kendini bulduğu ya da kaybettiği toprakları, çölü, çölün insanını anlamak için kalktık buralara geldik. İyi ki de gelmişiz. Zira sadece onu değil, bir parça olsun kendimizi de bulduk. Akdeniz'in öbür yakasından meslektaşı Cezmi Ersöz'le birlikte Paul Bowles'un izinden Fas'ın sahil kenti Tanca'dayız. Bir yazarın eserlerini, dünyasını, düşüncelerini daha iyi tanıyabilmek için onun eserlerini okumak yetmeyebilir. Yaşadığı yerleri, kaldığı evleri, soluklandığı dünyayı bilmek, anlamak, görmek gerekiyor. Biz de Paul Bowles'ın izinden Tanca'ya geldik. 50 yılı aşkın bir zaman boyunca yaşadığı, eserlerini verdiği, bestelerini yaptığı Tanca'nın sokaklarını, kahvelerini, Paul Bowles'ın yaşadığı yerleri birazdan dolaşıp sizlere anlatmaya çalışacağız. ...1931 yazında Gertrude Stein, Güney Fransa'daki evinde 2 hafta geçirmem için beni davet etti. 2. haftanın başlarında buradan nereye gitmeyi planladığımı sordu. Pek bir yer görmediğim için oradan Riviera'ya gideceğimi söyledim. Herkes oraya gidebilir, senin daha güzel başka bir yere gitmen gerek. Neden Tanca'ya gitmiyorsun dedi. Biraz endişeliydim, orası bütçemi aşabilirdi. Saçmalık dedi Gertrude, ucuz bir yer orası. Ayrıca tam sana göre. Bir hafta sonra birçok Kuzey Afrika limanına uğrayan Imereti gemisindeydim. O günden bu yana Gertrude Stein'e minnettarım. Tanca'yı ilk gördüğüm günden bu yana ve bunca senedir Cebeli Tarık Boğazı'ndan Endülüs'ün dağlarına bakan bu beyaz şehri pek sevdim. İşte Paul Bowles'un Tanca yolculuğu böyle başladı. Oysa o güne kadar tam bir gezgin ruhuyla doğup büyüdüğü New York'tan çıkıp çantası sırtında Latin Amerika'dan Tayland'a, Afrika'dan Avrupa'ya pek çok kent, ülke ve coğrafya gezmişti. Paul Bowles Tanca'ya gelene kadar yerleşik bir hayata geçmeyi planlamıyor, daha doğrusu bir yurt aramıyordu kendine. Gezmek onun için bir çocukluk hayaliydi. ...1910 yılında New York'ta dünyaya gelen Paul Bowles, diş hekimi bir babayla ev hanımı bir annenin tek çocuğuydu. Disiplinli ve katı babasıyla arası mesafeli, buna karşılık kendisine daha küçük yaşlarda dünya klasiklerini okuyan annesiyle arası oldukça iyiydi. Çocukken bile en sevdiği oyun haritalar çizip üzerinde gideceği yerleri işaretlemekti. Hayal ettiği gibi de yaptı. 19 yaşında bir delikanlıyken ailesine tek kelime etmeden gemiye binip Avrupa'ya gitti. Ve böylece hayatı boyunca sürecek seyahatleri de başlamış oldu.
Tanca ise onun bu seyahatlerinin hem başlangıcı hem de sonuydu. Boğuluz ailesinden izin almadan yanına Andrei Şitin'in kitabını alarak Avrupa'ya geliyor. Ve ilk yolculuğu bu. Ve artık o bir gezgin. Bu yolculuklar hiç bitmeyecek. Ve sürekli Boğuluz kendi kökenlerini arayacak gittiği her yerde. Ancak hiçbir Amerikalı yazar, hiçbir Avrupalı yazar bir Afrika ülkesinde bu kadar uzun bir süre kalmamış. Tam 50 yıl. Hayatının neredeyse yarısından fazlasını Kuzey Afrika'da, Fas'ta, Tanca'da geçirmiş Paul Boulos ve buranın ruhunu anlamaya çalışmış. Buranın ruhunu anlamaya çalışırken kendi içinde yolculuk yapmış, kendisiyle hesaplaşmış, kendisini sorgulamış ve bu uzun yıllar süren sorgulamadan 4 roman, sayısız öykü ve yüzlerce beste çıkmış, şiir çıkmış. O yıllarda Tanca üzerinde birkaç ülkenin söz sahibi olduğu ama tam da bu yüzden her türlü özgürlüğün ve karmaşanın yaşandığı adeta kurtarılmış bir bölgeydi. Bu liman şehrinde bir yanda casuslar kol gezerken bir yanda da kaçakçılar hüküm sürüyordu. Macera arayan sanatçılar da buradaydı, sürgüne gelenler de. Tam bir dünyanın sonu duygusu vardı Tanca'da. Sınırsız bir özgürlük, bir o kadar da başıboşluk. Bu yüzden Avrupalı sanatçıların, düşünürlerin de uğrak yeriydi Tanca. Ama burada onları asıl çeken Paul Bowles'tı. Bowles sık sık kendisini ziyarete gelenleri ağırlıyor, onları çölün derinliklerinde, Tanca'nın ara sokaklarında bir iç yolculuğa çıkarıyordu. Bu iç yolculuk işte bu sokaklarda, bu meydanda başlıyordu. O yüzden de Paul Bowles'un izinden burada gezerken uğranılacak ilk mekanlardan biri tarihi Fas Çarşısı'nın başladığı Petit Soko meydanı. Paul Bowles'un da sık sık geldiği, naneli çayını yudumladığı ve Avrupalı, Amerikalı arkadaşlarını getirdiği bu meydan tarihi kafeleriyle ünlü. Aslında burası bir zaman tüneli gibi. Meydandaki eski kafelerden birine oturduğunuzda yıllar ve coğrafyalar gözünüzün önünde akıp gidiyor. Yerel kıyafetleriyle çarşıya alışverişe çıkan yaşlı Faslılar, Avrupalı giyimiyle Faslı genç kızlar, Afrikalı siyahiler, Amerikalı turistler aynı dakika içinde çarşıdan geçiyor. Bu çeşitliliğin insanı yorması beklenirken nasıl oluyorsa yormuyor. Hatta kahvenizi yudumlarken güneşin altında içiniz bile geçebiliyor. Zira bütün bu renkliliğe rağmen bu şehrin kimyası yavaş akıyor. Tıpkı bu insanlar, zaman ve kokular gibi. Hiçbir şey bir anda gözünüzün önünden geçmiyor, iz bırakıyor. Tıpkı Bowles'ta bıraktığı gibi. Burası eski Tanca. Tanca'nın kalbinin attığı yer bence. Arkamızda hediyelik eşyal satan dükkanlar var, çarşı ve burası Petit Soko Meydanı diye anılıyor. Oturduğumuz yer Cafe Central. Bu çarşıdaki en güzel kafelerden biri. Büyük bir canlılık var burada. Paul Bowles Avrupa'dan ya da Amerika'dan gelen yazar dostlarını burada ağırlarmış. Bunların başında Amerikalı yazar Truman Capote geliyor. Truman Capote'u burada ağırlamış ve gezdirmiş çarşıyı. Gerçekten Batılıların gözüyle burası eksotik bir yer. Zaten Paul Bowles Amerika'da Edgar Allan Poe dışında hep eksotik yazarlardan, romancılardan etkilenmiş bir sanatçı. Örneğin Andrei Gide bunların başında geliyor. Gertrude Stein bunların başında geliyor. Valéry, Bertrand Russell izinden gittiği yazarlar ve sanatçılar. Evet, burada ne buldu Paul Bowles? Burada yabanıl insanın canlılığını, enerjisini buldu.
Buraya mitleri aramaya geldi büyük ihtimalle. Enerjiyi, sihri, büyüyü aradı burada. Bu çarşılarda, bu küçük daracık sokaklarda hikayeyi aradı. Kendi köklerini aradı aslında Tanca'da, eski Tanca'da. Ve bunu büyük ölçüde başardı. Tanca'nın ışığı, kokusu, sesi ve sessizliği çekiyordu Paul Bowles'ı. Kafasını boşaltıyordu. Böylece daha rahat ve kolay üretebiliyordu. Bir batılı olarak gelmişti buraya ama kısa sürede mağriplilerin sesi oldu. Onları hem yazdı hem dinledi. Kendisine anlatılan doğu hikayelerini tercüme edip dünya literatürüne kazandırdı. Bu coğrafyanın insanlarını, renklerini yazıya döktü. O bu coğrafyanın sadece görüntüsünü değil sesini de seviyordu. Müziklerine aşık olmuştu. Çölün derinliklerinde bu müzikleri yeniden yorumlayıp batı dünyasına doğuyu anlatıyordu. Bugün mağriple ilgili duyduğumuz pek çok hikayeyi onun sayesinde biliyoruz. Yıllar önce kendisiyle yapılan bir röportajda Tanca'yı ve kentle ilişkisini şöyle anlatmıştı. And after you've gone down into seven empty valleys, one after the other, you find that you've been quietly crying for the past half hour. Or at least I did. Because there was no connection, no more connection to anything at all. Nothing. I think of myself as an existentialist. I think my mind works like that with... I live in the present. I don't think about the future because there is no such thing as the future. My windows gave onto a courtyard which was an epitome of New York. A scene of noise, grime and gloom. I tried to drown my melancholy in work, but I was obsessed with memories of the air and light of North Africa. One night in May, I had a dream of ineffable sweetness and calm. I walked through complex and tunneled streets. Awakening, I realized with a jolt that the magic city really existed. It was Tangier. Tanca'nın birçok sokağını dolaştık, caddesini geçtik. Tancalılarla sohbet etme fırsatı yakaladık. Onları elden geldiğince gözlemlemeye çalıştık. Bizi en çok etkileyen ne yazık ki o insanların yaşadığı derin yoksulluk, o çarpıcı yoksulluk. Hiç de yok sayılamayacak kadar içimizi acıttı. Evet, romancı Norman Mailer'in tespitiyle Paul Bowles öykülerine ve romanlarına cinayeti, uyuşturucu, ensesti, orjiyi ve medeniyetin sonunu soktu, içeri aldı. Ve Avrupa uygarlığını hep sorguladı kitaplarında. Ancak bahsettiğimiz o derin çarpıcı yoksullukla beraber liman boyunca uzanan kuzeyden şehrin ortasına kadar içine kadar gelen bir betonlaşma ve pahalı ofisler, çok katlı binalar, lüks oteller bizi çok etkiledi ve bu zenginlik giderek şehrin içine doğru yayılıyor. Adeta eski medeniyeti, eski Tanca'yı o tarihsel özellikleri boğacakmış gibi bir içimizde his uyandı. Ta şehrin ortasına kadar geliyor. Medeniyetin sonu dediği şey Paul Bowles'ın burada da buranın medeniyetinin sonunu hazırlayacak gibi bir içimizde korku oluştu. Ve eski Tanca neredeyse hiç korunmuyor ve binalar bakımsızlıktan yok olmaya yüz tutmuş durumda. Tarihi birçok bina bırakılmış, kaderine terk edilmiş duruyor gibi duruyor. Bu da bizi çok üzdü.
Ve buradaki insanlar da Batı'nın aynasında kendilerini görmeye çalışıyorlar. Burada ortaya çok garip bir hilkat garibesi çıkmış. Eski tükeniyor fakat yenilse ruhu yok. Yani yeni Datça'da sahilde lüks otellerin oralarında dolaştığımız zaman hiçbir şey hissetmiyoruz. Çünkü dünyanın her yerinde aynı. Dünyanın her yerindeki oteller burada da aynı. Hiçbir özellikleri yok, otantik yanları yok. Fakat eski Tanca, geçmişte belli ki çok güzel dönemler yaşanmış olan eski Tanca'da bugün gözümüze çarpan yoksulluk, bırakılmışlık, kayıtsızlık söz konusu. Ve medeniyetin sonu, Bolus'un sorguladığı medeniyetin sonu burada da Tanca medeniyetinin sonunu getiriyor. Bundan 50 yıl önce insanları kendisine çeken, onları büyüleyen, özgürleştiren Tanca, bugünse güzelle çirkinin, eskiyle yeninin tuhaf bir sentezi gibi. Medine'nin dar sokakları güzelliklerini kendilerine saklarken, bakımsızlıkları hak etmedikleri bir çirkinlik olarak gün yüzüne çıkıyor. Eski şehrin beyaz sokakları her şeye rağmen zamana direniyor. Ama yeni Tanca'nın yükselen apartmanları bu şehre yeni bir kimlik kazandırıyor. Tanca tarih tünelinde bir zamanı yaşamadan atlamış gibi. Endülüs yıllarından kalan küçük Arap mimarisindeki evlerden hemen sonra yüksek batılı apartmanlar başlıyor. Zaman Tanca'da onlarca yılı kapsayan bir uzun atlama yaşatıyor insana. Oysa Fas, Mağrip kültürünün en etkin temsilcilerinden biri. Fransa egemenliği çok uzun sürmediğinden Fas halen bir Mağrip ülkesi olarak kendini koruyabilmiş. Fakat son yıllarda turistlerin yoğun ilgisi Fas'ı epeyce değiştirmiş. İşte yeni yapılan apartmanlar, beş yıldızlı oteller de bu ilginin ürünü. Gerçek bir Mağrip kültürü için Fas'ın kıyılarından içlerine doğru yol almanız gerekiyor. Berberi köyleri modernleşmeye direnerek başka zamanlarını yaşamaya devam ediyor. Bol Bolus'un Tanca'ya geldiğinde buranın gizemini, şiirini, sihrini aradığı eski Medina'nın dar, büyülü sokaklarındayız. Hakikaten burası insanı çekiyor. İnsan buranın büyüsüne kapılıyor ve gitmek istemiyor. Paul Bowles'ı çok iyi anlamak mümkün. Derdi hep gerçeklik de olmuş Paul Bowles'ın. Gerçekliği olduğu gibi değil, kendi gördüğü gibi yansıtmaya çalışmış. Ve gerçek sürücüden çok etkilendiği için başta kaleminin ucuna ne gelirse onu yazmakla işe koyulmuş ve bir tür bilinç akışı yöntemini denemiş. Gerçeklik beni belirlemesin, ben gerçekliği belirleyeyim düşüncesindeymiş. Ve bir pazar günü, yağmurlu bir pazar günü o muhteşem öyküsünü yazıyor. Akrep, 1945. Ve daha sonra kurguyla hayal arasında, halüsinasyon arasında bir çıkış yolu arıyor, bir aralık arıyor. Gerçekliği nasıl farklı yorumlarım düşüncesinde bir iş sürüyor ve uzak bir öyküyle o küçük aralıktan içeri giriyor. Ve artık kendi üslubunu bulmuş durumda ve bir tür yeni bir üslup araştırmacısı oluyor. Türkiye'li okurlar Paul Bowles'ı 1947'de yazmaya başladığı ve 50'de bitirdiği Çölde Çay adlı romanıyla tanıyor. Çölde Çay, Esirgeyen Gökyüzü adıyla da çevrildi Türkçemize. Ve tam 40 yıl sonra Bertolucci Çölde Çay'ı filme aldı. Ve o olağanüstü romandan olağanüstü bir film çıktı. Açıkçası Çölde Çay'ın kahramanları Port ve Kit, Paul Bowles ve karısı Jane Bowles'a çok benziyor. Sanki o batılı insanın burada, Tanca'da ve Fas'ın iç kesimlerindeki çöllerde kendini
arayış serüveni olarak da okunabilir. Paul Bowles hep Fas'ı yazdı. Hep Fas'ta yazdı. Ama Fas ve Tanca onu pek yazmadı. Belki Amerikalı kökünden, belki bu coğrafyaya marjinal gelen yaşantısından dolayı bugün Fas'ta Paul Bowles'ın izini sürmek çok zor. Onun gittiği mekanlarda onun anısına herhangi bir ibare bulunmazken ne bir sokakta ne de bir meydanda ismi var. Sadece yaşadığı mütevazı apartman dairesinde adına rastlamak mümkün, o kadar. Evet, sonra sonunda Paul Bowles'ın burada en uzun yaşadığı apartmanı bulduk. Yaklaşık 39 yıl bu mütevazi apartmanda yaşamış Paul Bowles. Ve karısı da 1957'de Jane Bowles felç olduktan sonra sanıyorum bu çok etken olmuş burada oturmalarında. Çünkü asansörlü bir apartman ve komşuları var şüphesiz ve Paul Bowles'ın eşine yardımcı olacak birçok insan yaşamış burada. 1973'te Jane Bowles hayatını yitiriyor ve ondan sonra Paul Bowles burada asistanla beraber yaşamaya devam ediyor. İlginç, Paul Bowles'ın adına ilk kez rastladık. Koca Tanca'da birçok kişinin tanımadığını söyledik ve burada Paul Bowles'ı tanıyan, oldukça iyi tanıyan birine rastladık. O da bir Iraklı seyahat ajansı sahibi, Julian isimli, çok içten samimi bir dosta rastladık. Burada sanıyorum dostluk zamanı, gidenler ve hala burada olanlar adlı öykü kitaplarını yazdı Paul Bowles ve birçok bestesini burada gerçekleştirdi. Şimdi içeri giriyoruz ve dedik Paul Bowles'ın adına ilk kez rastlıyoruz. Burada mermere kazılmış Amerikalı yazar ve kompozitör diyor 1960'tan 99'a kadar yaşadığı ve belirtiliyor. İnanın Koca Tanca'da rastladığımız tek iz, Bowles'a dair iz burada. Şimdi onun 39 yıl boyunca oturduğu mütevazi apartman dairesine çıkıyoruz. Sonunda çok kolay olmasa da Paul Bowles'ın yaklaşık 40 yıl boyunca yaşadığı apartmana geldik. Burası onun 40 yıl yaşadığı dairenin kapısı. Uzun yıllar burada kalmış, hiç beklemiyorduk. Mütevazi bir apartman dairesi burası. Komşuları var. Ve son yıllarında Paul Bowles Amerikalı bir yazar arkadaşıyla, Sherry adlı Amerikalı bir arkadaşıyla uzun yıllar kalmış. Sherry asistanlığını yapmış Paul Bowles'ın. Sorduk Sherry nerede diye. Sherry yazları geliyormuş Tanca'ya. Kışları ise Amerika'da kalıyormuş. Bir alt katta yine bir Amerikalı yazar ve kompozitör var. Bu da ilginç. Ve onun yanında da bir Iraklı kalıyor. Komşuluk devam ediyor burada. Çok sayıda sanatçıyı burada ağırlamış belli ki Paul Bowles. Ve son günlerini burada yaşamış ve 1999'da ölümüne kadar bu mütevazi sıradan apartman dairesinde kalmış. Çölde çay yani esirgiyen gökyüzü hala bu topraklarda yazılmış en iyi metinlerden biri. Üstelik sadece bu toprakları değil, kendine yabancılaşan batılıyı da anlatan en iyi kitaplardan. Paul Bowles'ın Fas'ta gezerek yazdığı Çölde Çay, yayınlandığı 1950 yılında 11 hafta boyunca liste başında kaldı. Ve son 100 yılda İngilizce'de yazılmış en iyi 100 kitaptan biri oldu. Hem çölün hem de varoluşun kalbine yapılan yolculuk Çölde Çay.
Kitapta anlatılan çöllerin ıssızlığı aslında modern ruhların ıssızlığı. Boşluğa düşenlerin, tutunamayanların romanıdır bu kitap. Ruhlardaki çölleşmenin, batılı insanın kendi medeniyetinden uzakta içine düştüğü acıklı durumun, yabancılaşmanın, hayatla kurulan zayıf bağların kitabıdır bu kitap. Doğunun batı için bir kaçış ya da alternatif değil bir yüzleşme ve hesaplaşma mekanı olduğunun göstergesidir esirgeyen gökyüzü. Gökyüzü bizi sıradanlaştıran bir örtüdür aslında. Paul ve eşi Jean Bowles Amerika'dan bu okyanusu, Atlantik Okyanusu'nu aşarak buraya geldiler, Pasa geldiler ve Paul Bowles esirgeyen gökyüzü ya da diğer adıyla çölde çayı, kim bilir, bu sahillere bakarak yazmaya başladı. Evet, esirgeyen gökyüzü ya da çölde çay romanı modern batı insanının Fas'taki büyük çöllerde yaşadıkları savruluşları, yalnızlığı, kaybedişi, tutunma arayışını anlatır. Roman kahramanları Port ve Kit buraya, Fas'a bir sığınma, burada kendilerini var etme amacıyla gelirler. Onlar için Fas, çöl, bir tür alternatif arama çabasıdır. İnsanın aklına şu geliyor, sanki Paul Bowles eşiyle kendisinin Fas'taki arayışlarını romanlaştırdı. Roman, çölde çay, modern insanın hayatla kurduğu bağların ne kadar zayıf olduğunu bir anlamda gösterir. Huzursuz ruhlardır. Ait olma çabası içinde çırpınan ama hiçbir yere ait olamayan köksüz insanlardır Port ve Kit ve yanlarında beraberinde getirdikleri Tanır. Bu sandık. Meksika overtürünü bu sandığın üzerinde oturup yazmıştın, hatırladın mı? Öyle miydi? Evet. Demek biz kendi yolumuza gideceğiz. Evet. Evleneli epey oldu Port. Bence 10 yıl o kadar da uzun değil. Evet, esirgeyen gökyüzü ya da çölde çay bir tutunamayış, bir kayboluş romanıdır. Bu arada bir yerde okudum, şöyle diyordu bir filozof. Dünyayı, bütün dünyayı, gittiği yerleri kendi ülkesi gibi gören insan güçlü insandır. Ama gittiği şehirleri, ülkeleri yabancı gibi gören insan ise çok güçlüdür der. Şunu düşünüyorum, acaba Paul Bowles bu kadar dünyayı gezen, bu kadar üreten, hep kendine ait bir yer arayan Paul Bowles bütün dünyayı acaba kendi yurdu gibi mi gördü? Yoksa gittiği her yeri bir yabancı ülke gibi mi hissetti? Bunu sizler, onun romanlarını, öykülerini okuyan sizler yorumlayacaksınız. Buna siz karar vereceksiniz. Bowles hayatta kendisine sınır tanımayan biri olarak yaşadı. Ülkeler, kıtalar, devletler onun sınırı olmadı. Hep sınırsız yaşadı ve hep sınırsız yazdı. Kitaplarındaki açık ilişkiler, bugün bile anlaşılması güç olan tehlikeli betimlemeler, onun beyninin de ne kadar sınırsız olduğunun göstergesi olarak yansıdı. Aslında kitaplarında kendi hayatından kesitler de veren Bowles, yaşadığı gibi yazdı. Bunun en önemli göstergelerinden biri de karısı Jane Orr'la olan ilişkisiydi. Açık ve anlaşılması güç bir ilişkileri vardı. Bir yandan ayrılamayacak kadar tutkuyla birbirlerine bağlılardı, bir yandan da aynı evde yaşayamayacak kadar bağımsız. Karşılıklı evlerde ikisi de kendi sevgilisiyle birlikte yaşıyordu. Ama aynı zamanda nasıl oluyorsa evliliklerini ve bağlılıklarını da koruyorlardı. Belki çöl onları da savunmuştu. Birlikte olmayı en çok sevdikleri yerlerden biri de işte bu terastı.
Akşam üzeri karşı kıyıda İspanya'nın üzerinde batan güneşi seyreder, Atlas Okyanusu ve Akdeniz'i ayıran şehrin her şeye rağmen onları nasıl ayıramadığını konuşurlardı. Aşık oldukları birbirleri miydi? Belirtiyorum. Dört roman ve 60 küsur hikaye yazan Paul Bowles aynı zamanda başarılı bir besteciydi. Son yıllarda kendisine tancayı üs edinse de o aynı zamanda bir gezgindi de. Onu sonsuza kadar sürecek varoluş sorgusunda bir anlam ararken akıntıda sürüklenen bir gemiden farksız diye yorumlayan da vardı, bir dahi olarak gören de. Kitapları karanlık ve zalimken müziği ise akıllı, hınzır ve epeyce neşeli ve huzurluydu. Onlarca tiyatronun müziğini yaptı. Opera ve bale besteledi. Film müzikleri yaptı. Aslında zaten yazmaya Fas'ta başlamıştı. Buraya gelene kadar bir müzisyen olarak tanınıyordu. Burada yerel müzikler hakkında yaptığı araştırmalar, topladığı müzikler ve onların üzerine yazdıkları nedeniyle aynı zamanda müzik etnologu olarak isim yaptı. Yani aslında Paul Fowles Fas'ta yaşamadı, Fas'ı yaşadı. Hem de her şeyiyle.
yerel Fas müziğinin band kayıtlarını yaptı. Bugün pek çok eski Fas müziği kaydını onun elinden dinliyoruz. Biz de tıpkı Paul Bowles gibi onun yaşadığı sokaklarda, meydanlarda, avlularda, teraslarda dolaşıp duruyoruz. Onun duygularının peşinden gidiyoruz. Hatıraların izinden gidiyoruz. Gerçekten Tanca büyüleyici bir yer. Giderek insan alışıyor ve Tanca insanı içine çekiyor. Ve Paulus'un birçok yerde dediği gibi hiçbir şey burada göründüğü gibi değil. Her şey kapıların arkasında gizli. O da Paul Bowles da bu kapıların arkasındaki, avluların içindeki, duvarların ardındaki büyüyü, sihri, ilkelliğin enerjisini, canlılığını bulmaya, çözmeye çalışmış. Keşke 10-15 sene önce buralara gelseydik. Belki de Paul Bowles da burada karşılıklı kahve içer. Onunla eski Tanca'nın bu gizemli sokaklarındaki sırları konuşuyorduk. Yazarlığı nasıl gelişmişse, Paul Bowles'ın yetkin bir yazarsa, besteciliği de o denli göz kamaştırıcı ve başarılı. Birçok tiyatro oyunu için müzik besteliyor. Hatta tiyatro için yaratıcılığı olağanüstü bulunuyor, eşsiz bulunuyor kimi eleştirmenler tarafından. Yolu bu anlamda ilk kez Shakespeare'le kesişiyor ve Shakespeare'in 12. Gece adlı oyununa bir müzik besteliyor. İnsana hayranlık uyandıran bir yaşam serüveni var Paul Bowles'ın. Neredeyse hiçbir dakikasını boş geçirmemiş. Ve hep antenlerini hazır tutmuş. Sesleri, kokuları, sözleri yakalamaya çalışmış. Paul Bowles tüm bunları yaparken aynı zamanda seyahat etmekten de geri durmuyordu. Aslında belki de seyahat ettiği için bu kadar yaratıcıydı. Afrika'dan Amerika'ya, Avrupa'ya pek çok kenti geziyordu. Tanca'da yaşayanlar için Avrupa zaten neredeyse birkaç kulaç mesafesindeydi. Bugün de karşılıklı düzenlenen vapurlarla 20 dakikada İspanya kıyılarında olmak mümkün. 73 yılına gelindiğinde Paul Bowles, batıdan yanında getirdiği tek değerli varlığını, karısını kaybetti. Dışarıdan bakıldığında hiç de eşine bağlı gibi görünmeyen Bowles, yıllar sonra onun ölümünü, "Güzel günlerin geride kaldığını o zamanlar bilemezdim" diye yazacaktı. Eşini kaybettikten sonra kendini mağriplilerin hikayelerine daha da çok verdi. Sürekli olarak yerel öyküleri dinliyor ve onları yazıya döküyordu. Yazdıklarını Tanca günlüklerinde topladı. İlk romanı olan Esirgeyen Gökyüzü ya da Çölde Çay da Faslılar, Tancalılar birer dekordur. Bu romanda öne çıkan Amerikalı gezginlerdir. Onların bakış açısıyla anlatılmıştır Fas ve çevresi. Ancak diğer romanlarında ve öykülerinde Paul Bowles bütünleştiği, gizlerini çözdüğü, kültürlerini anladığı Faslıların, Tancalıların gözünden bakar buraya ve dünyaya, hayata, olgulara. Artık Fas'ın gizemini, mitlerini çözmüştür. Ve sömürgeci bakıştan kendini kurtarmıştır. Oryantalizmden kendini sıyırmıştır. Buradaki farklı kültürleri, Yahudileri, Hristiyanları, Berberileri, Arapları kendisinden bilmiştir. Onlardan biri olmaya soyunmuştur ve bunu başarmıştır. Ve sömürgecilik karşıtı, oryantalizm karşıtı bir tutum, bir duruş sergilemiştir. Üstten bir bakış yoktur birçok romanında ve öyküsünde Paul Bowles'ın. O eşiti gibi görür Farsları ve bir anlamda batılı kimi yazara
ders verir. Bestekar, müzisyen, yazar, etnolog Paul Bowles kendisini aramak için yola çıktığı Tanca'da karısı Jane Ower'dan 25 yıl sonra işte bu İtalyan hastanesinde öldü. Burada kendisini bulduğumu, kaybettiğimi ise hala tartışma konusu. Paul Bowles'ın 1911 yılında New York'ta başladığı hayat serüveni 18 Kasım 1999'da şu arkamda gördüğünüz Tanca'daki İtalyan hastanesinde son buluyor. Külleri Amerika'da annesinin ve babasının mezarının yanına konuyor. 2002 yılında ise Amerika'da Merkez Kütüphanesi'nde kitapları Mark Twain, Henry James, Herman Melville ve Ernest Hemingway'in yanına konuyor. Yani halk kahramanlarının bölümüne konuyor. Ne acı ki gördüğümüz kadarıyla, tanık olduğumuz kadarıyla Fas kültürüne, Fas müziğine, Fas hikayeciliğine 50 yıl kadar uzun bir süre emek veren Paul Bowles ne yazık ki burada pek tanınmıyor. Yazdan kalma bir günden ya da çölde çay fincinden bir sahne var aklımda. Oyuncular sanki biziz, mutsuzuz ikimiziz. Paul Bowles uzun ve renkli hayatına pek çok şey sığdırdı. Kitaplarından öykülerine, bestelerine kadar farklı alanlarda eserler verdi. Ölümünden sonra da hem yaşarken yaptıkları hem de eserleri pek çok sanatçı için ilham kaynağı oldu. Modern insanın hepimizin kendinden bir parça bulacağı Çölde Çay kitabı film oldu. Sting, King Crimson ve hatta Teoman gibi pek çok meslektaşı bu filmi izlerken, bu kitabı okurken hissettikleri üzerine besteler yaptı. Hem ilham kaynağı oldu, hem iki yabancının sorularının, sorgularının sanatçısı. Haftaya Kentler ve Gölgeler'de, çöl fırtınasının savurduğu bir başka mekanda oluncaya dek hoşça kalın.